أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وذرياته أجمعين الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكّرون. صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئةً كلهم يشفعون له إلا شُفعوا فيه صدق رسول الله فيما قال Hüküme Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah celle celaluhu bizleri bir dersimize daha eriştirdi. Rabbimize bu konuda ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Allah celle celaluhu cümlemize İslam'ı anlayan, İslam'ı dinleyen, İslam'ı merak eden, araştıran, yaşayan ve yaşatan kullarından olmayı nasip ve müessere eylesin. Rabbimiz son nefeslerimize kadar İslam için mücadelede olan İslam için bir şeyler yapmaya çalışan, insanları kurtarmaya çalışan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istikametinde hayatını, Resulullah'ın istikametine hayatında istikamet edinen kullarından olmayı bize nasip ederiz. Değerli kardeşlerim, elhamdülillah akaid derslerimize devam ediyoruz. Rabbimize hamd olsun. Bu hafta 6. dersini yapıyoruz. Gerçekten çok kıymetli dersler. Yani bu şekilde eğer bir Müslüman yaşamazsa saymış olduğumuz maddelere mutabık bir şekilde hayatını geçindirmezse ehli sünnet olmaz o kimseler diye madde madde sayarak inşallah bunları ifade etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kardeşlerim bu derslerimizi mutlaka çevremizdeki kardeşlerimize yayalım, sevdiklerimizle paylaşalım. Daha önceki sohbetlerimizde de ifade ettiğimiz gibi sosyal medyadaki adreslerimizde, YouTube kanallarımızda bu sohbetler ertesi gün hemen YouTube'a yükleniyor tam tamamı olarak. Dolayısıyla bu sohbetlerimizi yaymaya gayret edelim. Çünkü Maalesef insanlarımız öyle haldeler ki, insanlarımız öyle düşünceler, öyle ahvaller içerisindeler ki, yani bu şekildeki gidişatın insanı ateşe sürükleyeceği apaçık bellidir. Dolayısıyla biz de kardeşlerim, yani tabiri caizse büyüklerimizin buyurduğu gibi, mum çevresine ışık yayarken kendisi erir. Yani insanlara faydalı olmak, insanları cehennemden kurtarmak, Tabi hidayeti veren Allah'tır. Kurtarmaktan maksat. Bu kelimeden maksat kardeşlerim insanlara hidayet önderi rehberi olabilmek için çalışacağız, gayret edeceğiz. Yani bunları yapmadığımız zaman kıyamet günü çevremizdeki insanlar, sevdiklerimiz, yakınlarımız bizlerden hesap soracaklar. Niye bize anlatmadın? Niye bize söylemedin? E şimdi dersleri dinliyoruz, tamam güzel. Yerine getiriyoruz güzel ama insanlara da an anlatmamız lazım. Yani bir Müslümanın nasıl ehli sünnet -i itikada sahip olması gerektiğini biz çevremizde arkadaşlarımız, akrabalarımız, yakınlarımız onu anlatmamız lazım. Çünkü kardeşlerim peygamberlerin vazifelerindendir tebliğ. insanlara dini anlatmak. Yani Resulullah'ın makamını düşünün. Diğer peygamberlerin yaptıklarını düşünün. Ne yaptılar? Allah'ın dinini anlattılar insanlara. Eğer biz de böyle yaparsak Allah'ın dinini insanlara anlatırsak peygamberlerin yapmış olduklarını yapmış oluruz. Bundan daha büyük bir şeref yoktur. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyuruyor? Kuntum hayra ümmetini uhrecetli nas. Siz insanlar içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Te'murune bil ma'ruf. İyiliği emredersiniz. Kötülükten ne edersiniz? Allah'a iman edersiniz. Ayet-i kerimelerde farklı farklı bu şekilde devam eden ayetler var. Dolayısıyla kardeşlerim tebliğ vazifesi hepimizin işi olacak. İnsanlara anlatacağız. Anlatma yolunda da pes etmek yok. Onun için bu derslerimiz kardeşlerim çok kıymetli. Yani bilhassa ekseresi nesefi akaidinden olmak üzere bilgileri bizi izleyen, dinleyen kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Rabbimiz inşallah itikadımızı tas tamam eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin itikadı nasılsa, sahabelerin itikadı nasılsa, ehli beytin itikadı nasılsa, ehli sünnet ulemalarının itikadı nasılsa, Rabbimiz bizim de itikadımızı öyle sevdiği itikadlardan eylesin. Tas tamam itikadlardan eylesin. Kur'an ve sünnete mutabık olan, tabi olan itikatlardan ayrısın. Şimdi kardeşlerim en son e, anlatmış olduğumuz meselelerden devam edelim. Dedik ki en son şirkin dışında e, büyük günahlar yani e, işlemenin Müslümanı iman dairesinden çıkarmayacağını ifade etmiştik. Yani bir Müslüman büyük günahlarının herhangi birini inkar etmediği müddetçe dinden çıkmaz. İmandan da çıkmaz. Onun için kardeşlerim ehli Sünnet'te bu böyledir. Ama mesela bazı batıl sapık mezhepler var. Diyor ki bir adam işte bir defa zina etmişse ebedi cehenneme gidecek diyor. Maalesef bugün eski dönemlerde bazı tefsir yazan işte sözde ilahiyatçı, sözde profesör kişiler de söylediler bunlar. Dediler ki işte birisi bir günah işlerse içki içen adam ebedi cehennemdedir dediler. Ama halbuki bunun tövbe kısmı var. Onun için kardeşlerim yani biz ehli sünnet itikadı olarak, ehli sünnet düşüncesi olarak ne yapacağız? Bir Müslüman büyük günahları inkar etmediği müddetçe o insan işte dinden çıkar, o insan imandan ayrılmıştır diyemeyiz. Ne zaman? Ne zaman ki inkar etti? Ya alkol haram değil. İşte adam öldürmek helaldir. Namuslu bir kadına iftira atmakta bir sakınca yok. Yetim malı yemek, sihir büyü yapılabilir vesaire. Bunlar büyük günahlar. Bunları inkar eden adam küfre düşer. İman dairesinden ayrılır. Ama bunları inkar etmeyen bir insan bunları yaptığı takdirde ehl-i sünnet olan biri Müslüman bu adam dinsizdir diyemez. Yani alkol içen bir adama dinsizdir diyemiyoruz. Ha, i̇nkar ederse kafirdir. Ama inkar etmediği müddetçe insanlara bu şekilde söylem doğru değil ki daha önceki derslerimizde de bunu ifade ettik. Onun için kardeşlerim bu hususa dikkat edelim. Şimdi kardeşlerim diğer bir meselede bir Müslümanın Ehli Sünnet akaidine sahip olması için şu maddelere, bundan sonraki sayacağım bütün maddelere şeksiz ve şüphesiz iman etmesi lazım ve bu şekilde iman ederek yaşaması lazım. Bir Müslüman Allahu Teala'nın duaları kabul edip dualara icabet ettiğine, insanların ihtiyaçları giderdiğine inanması lazım. Yani bir adam aklından bununla ilgili şüpheler geçindirirse o insan Ehli Sünnet olamaz. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Geçmiş ümmetlere verilmeyip bana verilen nimetlerden birisi Allah buyuruyor ki dua edinin duasına icabet eder. Bununla ilgili kardeşlerim Gafir suresi. Diğer bir ismi neydi Gafir suresini hatırlayan var? Mü'min suresi yani. Gençlere soralım. En azından tazelemiş olalım bilgilerimizi. Gafir suresi kardeşlerim. Diğer bir sureyle Mü'min suresi. 60. ayet-i kerime Rabbimiz buyuruyor. Udu'uni estecib lekum. Bana dua edin dualarınıza icabet edeyim. Yani ehli sünnet bir Müslüman. Mesela birisi dese ki çünkü böyle zayıf inanca sahip olan insanlar var. İtikad tamam olmayınca kardeşlerim eksiyiz. Düşüncelerimizde eksiklik olunca eksiyiz. Adam şimdi Müslüman adam. Ya diyor ki Allah diyor bu kadar Müslümanın birden duasını nasıl duyuyor? Allah bu kadar Müslümanın birden duasını nasıl kabul ediyor? Böyle düşünüyor adam. E ama Müslüman adam ama namaz kılıyor. E şimdi kardeşlerim dedim dedik ki daha önce de yani sadece namaz kılmak değil mesele. Sadece hanımlar için tesettürlü olmak değil mesele. Bunun daha başlangıcındayız biz. Onun için kardeşlerim bir Müslüman ehli sünnet akaidesine sahip olmak için yani ehli sünnet itikadında olmak için Müslüman bilecek ki Allah Celle Celaluhu bütün dualara icabet edendir. Yani kulum dua ettiğinde uduuni kulum benden iste. Estecib lekum. Ben icabet edeceğim. Rabbimiz ayet-i kerime de öyle buyuruyor. Ve az önce ne dedik? Efendimiz buyuruyor. Geçmiş ümmetlere verilmeyen nimetlerden birisi ümmetime verildi. Dua edildiğinde Allah onların duasına icabet edilir. Ya hocam geçmiş ümmetlerin duasına icabet edilmiyor muydu? Ediliyordu. Ama bu ümmetin öbür ümmetlere nazaren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz önderimiz olduğu için daha çok yüksek makama şerefe sahiptir. Ümmetlerin sonuncusu ama ümmetlerin en hayırlısı. İşte burada hayırlı olmak bizim elimizde. Yani biz bileceğiz ki ellerimizi açtığımızda hiçbir şeyin boş gitmeyeceğini bilmemiz lazım. Derdimiz mi, sıkıntımız mı var? Ellerimizi açtığımızda Rabbimizin bizi duyduğunu bilmemiz lazım. Bu konuda da biraz şura sahip olmamız gerekiyor. Yani ellerimizi açıyoruz namazda, kafamız sağda solda, gözümüz sağda solda, sadece elimiz açık yani. Ellerini bir Müslüman duaya açtığında Kalbiyle elleri gönüllü arasında bir bağlantı olması lazım. Elini açtığın kalbinden dökülenleri dilinden Allah'a yalvararak isteyeceğiz. Onlar öyle kimseler ki Allah'a yalvararak işlenerek de dua ederler. E şimdi biz kardeşlerim ellerimizi açtığımızda ahvalimiz ne? Yani sen kafan başka ellerde gözün ellerini açıyorsun. Sağa sola bakıyorsun. Bu adam ne yapıyor? Öbürü elini nasıl açıyor? Öbürü sünneti kıldı mı? Öbürü işte tesbih çekti mi? Birisi camiden çıktı. Niye bu kadar çabuk çıktı? Bunların peşinde olursan yaptığın duanın hiçbir anlamı olmaz. Ha farkında olursan Udu'uni esteciblekum diyor Allah Celle Celaluhu. Dua ederseniz icabet edeceğim. Ellerini açtığında bir Müslüman Allah Celle Celaluhu onun mutlaka duasına icabet eder. Ama Allah'tan haram bir şey istenilmez. Ha bak şimdi yılbaşı yaklaşıyor. Yılan yaklaşıyor daha doğrusu. Şimdi adam elini Allah'a milli piyangoyu tutturmayı bana nasip et diyor. Böyle bir haram bir şey Allah'tan istenilebilir mi? Kime ellerini açıp kimden neyi istiyorsun ey Müslüman? Sen nasıl Allah'tan haram bir şey isteyebiliyorsun? E hocam Allah duymuyor muydu? Dualarımızı kabul. E Allah senden haram dua etmeni mi istiyor? Allah'ım işte milli piyangoyu tutturayım. Böyle bir dua olabilir mi? Müslüman ellerini açtığında bilecek ki Allah Celle Celaluhu Müslüman'ın helal duasına icabet eder. Kardeşlerim dua konusu ile ilgili ayrı bir sohbetimiz var diye hatırlıyorum. Onu çok detaya girmeyeceğim. Onun için ehl sünnet akidesinde bu şekildedir. Biz ellerimizi açtığımızda Allah Celle Celaluhu bizim dualarımıza mutlaka icabet edecektir. Ve bizim ihtiyaçlarımızı mutlaka Rabbimiz görecektir. Yani hatta ellerimizi açtığımızda kardeşlerim hayatta olan insanlar gibi ölü, ölüye bile dua edebiliriz yani. Şimdi adam diyor ki ya ölüye dua edilir mi? Adam ölmüş gitmiş senin duanın ona ne faydası var? Tabii ki faydası var. Peygamberimiz bile aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ömer Efendimiz'e dedi ki ey Ömer kardeşim beni de doğanda eksik etme. Ya Resulullah Hazreti Ömer'den dua istiyor. Peki peygamberimizin ihtiyacı var mı? Aleyhissalatü vesselamın yok. Niçin dua istiyor Resulullah Efendimiz? Demek ki biz birbirimizden dua istememiz lazım. Çünkü Müslümanın kendisine ettiği duadan ziyade başka bir Müslümanın ona dua etmesi Allah katında daha faziletlidir. Çünkü mesela örnek veriyorum. Ferit Ahmet'e dua ediyor. Şimdi ben kendime dua ettiğimde bir ben hani hiç olmasa işin içinde bir bencillik var. Hani bana olsun, bana versin Allah. Bana şunu versin. Ama Ahmet'e ettiğimde Allah'ım haberi yok. Ya Rabbi şu kuluma, Ahmet arkadaşıma, komşuma, işte akrabama ya Rabbi şu sıkıntısı var, feraha tebliğ et Allah. Im. Şimdi peygamberimiz de diyor ki başkasına dua eden bir müslümanın duası karşılığında da melekler ona dua eder. Çünkü benim Ahmet'in Ahmet için ettiğim duadan hiçbir çıkarım yok. Bir başkası için ettiğim duadan çıkarım yok. Sadece onun iyi olması için Allah'a dua ediyorum. Ve bu sebeple de kardeşlerim eğer ben bir Müslümana dua edersem melekler de bana ellerini açarak Allah'ım bu başkasına dua ediyor. Bir çıkarı yok. Bir menfaati yok. Sen de ona ver ya Rabbi. Birbirimize çok dua etmemiz lazım. Hayatta olanlara kardeşlerim hayatta olduğu gibi yine aynı şekilde vefat eden kimseler için dua etmek, onlar için sadakaya vermek. Bunlar ehli sünnet ve itikadında ya, ahirette mükafatı olacak olan meselelerdendir. Yani biz ölüler için de dua ederiz. Adam ölüye dua edilmez. Vahabiler bile hasa. Mesela hacca umreye gidenler bilir. Adam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinde bile el açtırmıyor sana. Dön kıbleden istediyor. Ya biz haşa peygambere elini açsa bir insan. Dese ki ya Muhammed bana uzun ömür ver. O zaman tabii ki bu şirktir yani. Ama biz peygamberi aracı olarak Ya Rabbi Resulullah'ın hürmetine diyoruz. Biz Resulullah'tan bir şey istemiyoruz ki. Veren Allah'tır Celle Celal. Ondan isteyebiliriz. Onun için kardeşlerim bir Müslüman Allah'ın izniyle dua ettiğinde Allah Celle Celaluhu'nun kendisinin duasına icabet ettiğini bilmeli. Bilhassa bununla ilgili mesela cenaze namazındaki dualar. Yani konuyla ilgili eğer bir Müslümanın duasına Allah icabet etmeyecek olsaydı böyle bir ayet olmazdı. Ya bu kadar insanın Allah duasını nasıl işitiyor? Kardeşlerim, yani Allah Celle Celaluhu gece karanlığında yürüyen siyah karıncanın ayak sesini bile duyar diyoruz. İtikadımız böyle olmalıdır. Niye Allah bizi işitmesin? Başı boş mu bıraktı Allah haşa bizi? E yuturak ya suda Allah diyor siz başı boş mu bıraktı mı sanıyorsunuz? Başı boş bırakmadım sizi. Yarattım başı boş bıraktım. Hayır. Mesela Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor kardeşlerim. Bir hadis-i şerif okuyalım. Aynı Ayşe radıyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ma min meyyitin yusalli aleyhi ummetun minel muslimin. Minel muslimine yebluğune mi'e. Sayıları yüze varan bir cemaatin. Sayıları yüze varan bir cemaatin namazını kıldığı ve hep birlikte duacı olduğu hiçbir ölü yok ki bunların o zat hakkındaki duaları kabul edilmemiş olsun. Yani burada kardeşlerim bunu anlamamız lazım. Sayıları yüze varan bir cemaatin namazını kıldığı ve hep birlikte duacı olduğu hiçbir ölü yok Yani burada ne anlıyoruz? Cenazelerimizi hepimiz öleceğiz bir gün. Mutlak öleceğiz. Cenazelerimiz kalabalık olması için çabalamamız lazım. E şimdi senin ne bir hoca arkadaşın var, ne bir talebe arkadaşın var, ne bir sohbet meclisinde arkadaşın var kumarcıya gidiyorsun kumarcı arkadaş kahveye gidiyorsun kahveci arkadaş bu adamın sana cenaze namazına nasıl faydası olsun kabirde sana nasıl faydası olsun onun için Allah yolunda iyi dostlar edinmek lazım hiç olmasa bakın kardeşlerim bir dünyada Allah için edindiğin dost menfaatini para olarak menfaat duymasan bile ne bileyim makam olarak menfaat duymasan bile bu adam kabrinde bu adam cenazede sana faydası var çünkü Efendimizin müjdesidir bu. Ayşe annemiz diyor. "Mamin min meyyitin yusalli aleyhi ummetun minel muslimin. Sayıları yüze varan bir cemaatin namazını kıldığı ve hep birlikte duacı olduğu. Yebluğuhu miyetin kulluhum yeşfe'unele. Bunların o zat hakkındaki duaları kabul edilmemiş olsun. Yani yüz kişilik bir cenaze namazı varsa Allah'ın izniyle o cenazedeki insanlar salih kimseler ise namazı kılanlar o Müslüman için dua. Çünkü cenaze dua demektir. Cenaze namazı duadır. Çünkü rüküsü yok, secdesi yok cenaze namazı. Dolayısıyla dua namazıdır. Ve kardeşlerim bu namazda 100 kişilik bir cemaat, salih bir cemaat, e hayırlı bir cemaatin olsa, hayırlı arkadaşların olsa, e bunun için dediğim gibi ilim ortamlarında olmak lazım. İlim meclislerinde olmak lazım. Sohbet meclislerinde, camide olmak lazım. Çünkü sen neredeysen oradaki insanlar peşinden gelecek. Kimi seviyorsan, sevdiğin insanlar cenazene katılacak. Ya öyle şerli insanlar var ki yani mezar arkadaşın olsa mezarın yanar yani. Öyle şerli insanlar var. Mezarda bile sana zarar verecek insanlar var. Onun için ahiretlik arkadaşlar, dostlar edinin. Niye büyükler kardeşlerim mesela ulemalardan işitiyoruz, şahitlik ediyoruz. Diyor ki falancaca alim filancacanın ahiretlik kardeşi. Ne demek bu? Biraz düşünelim. Tefekkür edelim biraz. Onun için Allah yolunda olacağız ki Allah'ı seven, peygamberini seven, Kur'an'ı, İslam'ı seven olacağız ki cenazemizde de Allah'ı ve peygamberi sevenler olsun. Böyle olduğu zaman kurtuluşa ediyoruz. E bu insanlar cenazeye gelip ne yapıyorlar? Dua ediyorlar. Cenaze namazında dua ediliyor. Ama şimdi kardeşlerim bir bakıyorsun bazen bir cenaze oluyor. Caminin önü tıklım tıklım. Herkes cenaze için gelmiş. Ama ezan okunuyor içeride. Öğlen namazı. Herkes dışarıda camiye gelen yok. E şimdi bu adamın ölüye nasıl faydası olsun? Daha kendine faydası yok. Cenazeye gelmiş ezan okunuyor cami bomboş. Herkes kapıda cenaze namazını bekliyor. Tamam yakınına, akrabasına, eşine, dostuna vazifesini yapmak için gelmiş. Onu kınadığımız için söylemiyoruz. Ezan okunuyor. Öncelik Allah'ın davetine icabet etmektir. İşte hayırlı insan olsa çevremiz, yakınlarımız önce namaza iştirak edecekler, namazı kılacaklar. Ardından cenazeyi defin işlemini yapacak. Ve bunlar da bize dua etmeye geliyor. İşte onun için duanın önemini beyan ediyor. Ehli sünnet akaidine göre bilmemiz lazım ki biz dua ettiğimizde Rabbimiz duamıza icabet ediyor. Başka bir Müslümana dua ettiğimizde Rabbimiz duamıza icabet ediyor. Bizim başka bir Müslümanın ya da başka bir Müslümanın da bizim dua, duamıza ihtiyacı olduğunu bilerek yaşamamız gerekiyor. Allah Celle Celaluhu yaşantımızı ve akıbetimizi hayır eylesin. Son nefesimizde imanla hüsnü şahadet kelime-i şahadet ile Rabbimiz canımızı teslim etmeyi bize nasip eder. Diğer bir maddeye geçelim kardeşlerim. Az önce bir ayet okudum sohbetimin başında. Nahl suresi 17. ayet-i kerime okuduk. Ee, yine ehli sünnet akaidine sahip olmak isteyen bir Müslüman ya da sahip olması gerekiyorsa eğer şu maddelere inanması lazım. Bir insan bilecek ki kulun kendi iradesiyle yaptığı bütün iyi fiiller ya da bütün kötü fiillerin yaratıcısı kimdir? Allah Celle Celaluhu. Yani kötü fiilde olsa, iyi fiilde olsa yaratan Allah'tır. Bunu bilmemiz lazım. Ehli Sünnet olmak bunu gerektir. Şimdi adam diyor ki, ya Allah o zaman kötülüğü yarattıysa bizim bunu yaparken hani biz kötülüğü yaptığımızda ne suçumuz var diyor? Ne günahımız var? Kardeşlerim bu şekilde düşünmemek lazım. Kötüyü de yaratan Allah, iyiyi de yaratan Allah. E hocam o zaman Allah kötüyü yaratmasaydı biz hepimiz cennete gidecektik. İmtihanın bir anlamı yok o zaman. Çünkü Allah sana bir irade vermiş. Bir tarafa ateş koyalım, bir tarafa para koyalım. Hangisine elini uzatırsınız? Hangisine ateşe elini uzatan olur mu? E biliyor ki zarar verecek çünkü. İşte burada irade var. Burada akıl var. Onun için kardeşlerim buna dikkat etmemiz lazım. Yani biz bileceğiz ki İyiyi de yaratan Allah'tır. Kötüyü de yaratan Allah'tır. Ama burada Allah bize bir irade koymuştur. Rabbimiz Celle Celal Vallahu halakakum ve ta'amelun sizi de Vallahu halakakum sizi yaratan da Allah'tır. Ve ma yarattık, yaptıklarınızı yaratan da Allah'tır. Yani bizi yarattığı gibi Allah yaptıklarımızı da yaratıyor. Yani biz mesela bir şeyi murad ettiğimizde Allah ol dediğinde hemen yaratıyor onu. Elimi kaldırıyor. Benim irademde ama Allah müsaade ediyor. Allah yarattığı için ben bunu yapabiliyorum. Bilhassa kardeşlerim buna dikkat etmemiz lazım. Yani iyi de yaratan Allah, kötüyü de yaratan Allah'tır. Ama bu usta Allah bize irade vermiştir. Evet, kumar, alkol bunların tamamının yaratıcısı Rabbimiz Celle Celaluhu. Her şeyin sahibi Allah'tır. Ama Allah yarattı işte o zaman Allah yarattıysa biz biz ne suçumuz var? Böyle bir şey olabilir mi? Rabbimiz yarattı ama irade de bizde. E biz neyin zararlı, neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Onun için kardeşlerim Müslüman, ehl i sünnet akaidine sahip olan bir Müslüman bilecek ki bizim yaratan Allah'tır, fiillerimizi yaratan Allah'tır ama bununla beraber bu yaratma kelimesine gelince buna da dikkat etmemiz lazım. Bakın son zamanlarda duyuyoruz insanlar işte diyor ki adam öyle bir şey yaptı ki kaos yarattı diyor. Ya falanca çocuk 20 yaşında olmasına rağmen bir oyun yarattı. Baştan yarattı diyor. Haşa. Allah'tan başka kim yaratabilir? Allah'tan başka kim bir şeyi yoktan var edebilir? Onun için yaratma kelimesi sadece Allah'a mahsustur. Bu kelimeleri günlük hayatınızda sıradan şeyler için, insanlar için, kişiler için, teknolojiler için kullanmayın. Bilhassa mesela bazı telefonlarda giriyorsunuz, bazı dinleyen kardeşlerimiz anlamıştır mesela rehberine bir kişi ekleyeceksin. Yeni kişi yarat yazıyor değil mi? Yeni kişi yarat. Şimdi bakın bunlar hep bilinç altına sokulmaya çalışılan şeyler. Dikkat etmemiz lazım. Yaratan Allah'tır. Allah'tan başka hiç kimse hiçbir şeyi yaratamaz. Onun için yaratma kelimesini sadece Rabbimize mahsus olarak kullanacağız. Buna dikkat edelim. İşte oyun, oyunu yarattı. Bilmem öyle bir şey yaptı ki şöyle yani bu kelimeyi kullanmamak için elimizden geleni yapacağız. Kullanmayacağız. Çünkü bu Rabbimize mahsus bir şey. Yaratan Allah'tır. Yoktan var eden Allah'tır. Şimdi kardeşlerim şimdi tabi bu konuda dedik ki hani iyi de yaratan Allah, kötüyü de yaratan Allah. Aklımıza bir soru gelebilir. Yani kötüyü yaratan Allah'sa biz niçin o zaman yaptığımızdan sorumluyuz? İşte mesele burada. Burada kader, burada irade devreye giriyor. Yani biz eğer Allah Celle Celaluhu'nun hani kötüyü de yarattı, şerri de yarattı, hayrı da yarattı Allah. E ama şerri yarattı Allah. Ya hocam Allah şerri yaratmasaydı biz yapmayacaktık. İşte o zaman imtihanın bir anlamı kalmazdı. Dolayısıyla kardeşlerim biz kulun yapmış olduğu fiilde Allah onu zorlamıyor ki bu günahı yani şu haram yarattığı Allah yaratıyor ama işte sen bu haramı yapabilirsin anlamında değilim. Yaratan Allah imtihan var çünkü adaletin sağlanması için imtihan olması lazım. İmtihan da olduğu için kardeşlerim sen iyi ve kötüyü ayırt edeceksin. İyi ve kötüyü ayırt edecek iradeyi Allah bize verdi Celle Celal. Dolayısıyla kardeşlerim Rabbimiz şerri de hayrı da yaratmıştır. İyi fiili de yaratmıştır, kötü fiili de yaratmıştır ama insanı kendi iradesine bırakmıştır Rabbimiz Celle Celaluhu. Şimdi kardeşlerim bir mesele daha zikredelim. Mesela bir Müslümanın ehli sünnet akaidine sahip olması için şu meseleye iman etmesi gerekiyor. Yolcu veya yolcu değilken mesler üzerine mes etmenin caiz olduğuna inanması lazım. Yani bir mes giydiği zaman onun üzerine mes etmek. Yani onu çıkarmadan, çorapları çıkarmadan üzerine sadece ellerimizi ıslatıp şöyle mesela ayak düşünelim. Mesimizi giydik. Tabi mes şartlarını da taşıyacak giydiğimiz o mes. Yani işte koyulduğunda ayakta durulabilecek, yüründüğünde hani bir müddet yürümeye işte elverişli olacak. Maalesef şimdi piyasada çorap satılıyor mest diye. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani fetva verilmeyen şeyleri mest diye kullanmayın. Mesler üzerine mest yapılmasının caiz olduğuna iman etmek lazım. Eğer bir Müslüman böyle bir şey yok. Mest üzerine mest olmaz. İşte ben böyle bir şey yapmam öyle şey içim rahat etmez işte ne bileyim olmaz gibi düşünen bir insan ehl sünnet olamaz. Çünkü kardeşlerim mesela Hasan Basri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki bu hususta ben diyor peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından yaklaşık 70 kişiye ulaştım diyor Hasan Basri Efendimiz radıyallahu anh. 70 kişiye ulaştım ve 70 kişinin de 70'i de mesler üzerine meslin caiz olduğunu söylediler diyor. Yani bir Müslüman sünnettir bu. İlla kışın olacak diye bir kaydı yok. Yazın da giyilebilir. Sünnet çünkü. Mesih giydiğin zaman bir kolaylıktır. Bir daha çorabı çıkarmana gerek yok. Yani mukim için 24 saat, değil mi? Yolcular için 3 gün kadar süresi var. Dolayısıyla kardeşlerim bu hususta mes giyen bir kimse e, bu kardeşimiz çorabını çıkarmadan üzerine ellerini ıslatarak mes yapabilir. Bu da Rabbimizin bize bir ikramıdır. Yani ehli sünnet olan bir kimse buna bu şekilde iman etmesi lazım. İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz mesela buyuruyor ki gün gibi açık deliller elde etmeden mester üzerine mes'in caiz olduğuna kanaat getirmedim buyuruyor. Yani gün gibi açık deliller var bu konuda. Onun için ehli sünnet bir Müslüman mes üstüne mes'in yapıldığını caiz olduğuna inanacak. Ben kabul etmiyorum derse ehli sünnet olamaz. Bunu kabul etmemiz lazım. Çünkü biz Resulullah'tan, biz sahabeden, biz tabiinden, biz tebeut tabiinden, biz ulemalardan bu şekilde işittik ve bu şekilde itikad etmemiz lazım. ehl sünnet, akaidine sahip olmamız için riayet etmemiz gereken, inanmamız, iman etmemiz gereken meselelerden birisi. Tabi kardeşlerim, birçok mesele var. Bilhassa günümüzdeki konuları, yani e, böyle güncel meselelerin üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Mesela kardeşlerim, kabirde, münker ve nekirin sual sormalarının hak olduğuna inanmak. Yani kabir azabı inkar ediliyor. Kabir sorgusu inkar ediliyor. Maalesef. İnsanlarımız ya adam diyor ki ya, namaz kılıyor adam. Hocam kabir azabı var mı? İşte falanca hoca yok diyor. Ya kardeşim falanca canın falanca canım işi değil. Bu fetvalar, bu hadisler, bu konular kafamıza göre uydurduğumuz meseleler değil. Bunlar hepsi kaynaklarımıza olan meseleler. Kabir azabını inkar eden bir insan ehl sünnet olamaz. Bu adam dinlenmez. Kabir sorgusunu inkar eden ehl sünnet olamaz. Şimdi bakın bir hadis-i şerif okuyalım. An Ebi Hureyre radıyallahu an. Hazreti Ebu Hureyre rivayet ediyor hadis-i şerifi. Yani kabirin, kabirin olduğunu, işte e, kabirdeki soruların hak olduğunu işaret eden bir hadis-i şeriftir. Delilimiz budur. Hazreti Ebu Hureyre, Münker Nekir gelecek. Münker Nekir nedir kardeşlerim? Sorgu melekleridir, münker nekir melekleridir. Kabirde gelecek, bizi dünyada yaptıklarımızdan hesaba çekecek. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, İza kubirel el etâhu etahu es-suâdâni erzâkâ. Bir meyyit, bir ölüm mezara gömüldüğünde, birisi münker, diğerine de nekir adı verilen, gözleri siyah ve kendileri siyah Gözleri de mavi iki tane melek gelir buyuruyor Peygamberimiz. Okuduğum hadis-i şerif kardeşlerim İmam Tirmizi'de nakledilen bir hadis-i şerif. İki tane melek gelecek. Kendileri simsiyah, gözleri masmavi. E şimdi kardeşlerim dolayısıyla bu hususlarda Ya Rabbi diyeceğiz ki Allah'ım bizi kabir azabından koru. E şimdi kabre inanmayan bir insan Münker Nekir'le karşılaştığı zaman ne yapacak? Kabir sorgusuna inanmayan bir insan Münker Nekir'le karşılaştığı zaman ne yapacak? Onun için kardeşlerim ölü mezara girdiğinde Efendimiz buyuruyor iki tane melek gelecek. İşte ehli sünnet olması için bir insanın buna iman etmesi şarttır. E sonra ne diyecek melekler? Onlar derler ki Muhammed denilen zat hakkında ne dersin? Muhammed denilen zat var. Ne dersin bunun hakkında? O kabirdeki kişiler ki yani dünyada ne dediyse onu söyleyecek. Dünyada peygamberimizi inkar etmişse Ahirette Resulullah'a kabirde ben Resulullah'a iman ettim diyemez. Ya da dünyada iman ettiyse orada inkar ettim de diyemez. Dolayısıyla melekler diyecekler ki işte sen Muhammed hakkında ne dersin? Dünyada nasıl tanımışsa, nasıl yaşamışsa, nasıl bilmişse o şekilde cevap verecek. Diyecek ki o Allahu Teala'nın kulu ve Resulüdür. Ben şehadette bulunurum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuludur ve elçisidir. Bunu kim söyleyecek? Dünyada bunu yaşayan insanlar söyleyecek. Resulullah'a inkar etmiş adam. İnkar etmese de onun hayatını yaşamamış adam bunu cevap veremeyecek. E ne zaman akıllanacağız biz? Ne zaman kendimize geleceğiz? E devam ediyor. Bunun üzerine melekler diyecek ki biz senin böyle dediğini ya da böyle diyeceğini zaten biliyorduk. Melekler bunu söyleyecek. Biz senin zaten böyle diyeceğini biliyorduk. Çünkü dünyada sen Resulullah'a iman ederek yaşadın. Devam edecek melekler. Sonra denilecek ki onun mezarını enine ve boyuna 70 arşın genişletin. Mezarı genişleyecek. Şimdi kardeşlerim ölü defnetmeye gidenler, cenazelere iştirak edenler görmüşlerdir. Kolay mı Allah? 2-3 metre yerin altındasın. Kapanacak üstün. Tek kalıyorsun. Nasıl korkmayalım o dehşetten? Herkes çekip gidecek. Yalnız amelimizle baş başayız. Bilmediğimiz bir yerdeyiz. İlk defa misafir kalacağımız bir yerdeyiz. Ebedi bir misafirlik var. Kıyamete kadar ardından cennet ya da cehennem hayat. Şimdi orada öyle bir hayat bizi bekliyor ki bilmediğimiz bir hayatla karşılaşırsak ne yapacağız kardeşler? Onun için diyecekler ki enine ve boyuna 70 arşın genişletin onun kabrini. Çünkü niye kardeşlerim? O kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i dünyada tanımış kabirde de bunun cevabını vermiş. Ve denilecek ki bu kişinin mezarını aydınlatın. Karanlık bir mezar aydınlanacak. Mezar genişleyecek. Sonra başka bir ölüden daha bahsediyor Peygamberimiz. Aleyhisselatü Vesselam. Mesela hatta diyecekler ki melekler ölüye diyecekler yat uyu. O da sevincinden dolayı yani heyecandan dolayı aileme döneyim de yani bu yaşadığım güzel hali kabrimin genişletildiğini aydınlandığını onlara haber vereyim. Melekler de diyecekler ki yani sen mahşer gününe kadar buradasın. Devam edeceksin burada kalmaya. Kimseye haber veremezsin diyecekler. Sonra tabi ölü münafık olursa Allah'ım bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi bizi kabrin dehşetinden muhafaza eyle. Ya Rabbi bizleri kabrin şiddetinden muhafaza eyle. Ya Rabbi bizi kabirde bizi yalnız bırakma. Ama dostumuz namaz dünyada namazı muhafaza edenin kabirde dostun namazı olacak. Kur'an'ı muhafaza edenin kabirde arkadaşı Kur'an olacak. Yalnız mı girmek istiyorsunuz mezara? Kimsenin olmasını istemiyor musunuz? Allahümme e'udu bike min azabil kabr. <laughs> ya Rabbi beni kabrin azabından muhafaza eyle. Efendimizin duasıdır bu. E şimdi nasıl bir Müslüman kabir azabı yok diyebilir? Nasıl inkar edebilir? İnkar eden ehl değildir. E bakın münafıklar, münafıklara gelecek melekler. Diyecekler ki, Muhammed hakkında ne dersin? Aleyhisselatü vesselam. Münafık adam dünyadayken Resulullah'ı bilmiş ama iki yüzlük yapmış, iki kalplilik yapmış. İslam Müslümanlarla beraber Müslüman gibi onların dışına çıkınca onların sırtından vuran kimselerden olmuş. Denilecek ki münker nekir. Muhammed hakkında ne dersin aleyhissalatü vesselam? Tanıyor olabilirsin bakın. Hayatını biliyor olabilirsiniz ama yaşamadığınız müddetçe cevap veremeyeceksiniz. Resulullah'ın hayatını ayna edinelim. Peygamberin yaşantısını yaşantı edinelim. Çünkü onun yaşantısından başka hiçbir yaşantı bizi kurtarmayacak. Onu takip edenlerin yaşantısından başka hiçbir yaşantı bizi kurtarmayacak. Örnek alacaksak eğer onları örnek alalım. Kimsin sen? Muhammed hakkında ne dersin? O diyecek ki o münafık olan kimse. Yani biz işte Muhammed hakkında bir şeyler söyleyecekler. Ben dünyadayken Muhammed hakkında bir şeyler söylenildiğini işittim ama bunun dışında başka bir bilgiye sahip değilim. Dünyadayken işte Muhammed duymuş, Allah'ın peygamberi duymuş, Resulullah diye duymuş. Başka bunun dışında bir şey bilmiyorum diyecek. Melekler diyecekler ki biz zaten senin böyle bir cevap vereceğini biliyorduk. Sonra Allah emredecek, kabir edecek, sık ey kabir onu. Kardeşlerim nasıl dayanacağız? Çığlıklarını kimse duymayacak. Allah'tan başka min dunillahi min veliyyin ve la Hiçbir yardımcı olmayacak. Senin çığlıklarına, senin yardımına, senin bağırmana yardım edecek, el uzatacak Allah'tan başka hiç kimse olmayacak. Denilecek ki ey kabir sık o adamı. Hoş geldin diyecek kabir ona. Hoş geldin. Sen misin Muhammed'i tanımayan sallallahu aleyhi ve sellem? Sen misin onu kulak ardı eden? Öyle sıkılacak ki Efendimiz hadis-i şerifte buyuruyor. O adamı öyle sıkıştıracak ki o e, kabir. O adamın kaburga kemikleri birbirine girene kadar kabir sıkacak onu diyor. O kadar sıkacak ki kaburga kemikleri birbirine girecek. Sonra da Allah Celle Celaluhu onu yeniden diriltinceye kadar yani kıyamet gününe kadar o hep o şekilde azap görecek. İşte kardeşlerim akibet belli. Ya cennet bahçesinden bir bahçeye dönüşmesi var kabrin ya da cehennem çukurlarından bir çukura dönüşmesi var. Bu ikisi de bizim elimizde. Ya Rabbi kabirlerimizi cennet bahçesinden bir bahçe eyle. Cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Bu zamana kadar ne kadar sevdiklerimiz varsa bakın bu hususta bize işaret de olsun. Bakın yarın biz de kabre gireceğiz. Kabirleri ziyaret edin. Onlardan ders alın. Bilhassa anne babası vefat edinler. Gidin. Onları yalnız bırakmayın. Onların başında Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an şefaat edicidir. Çünkü Kur'an günahların bağışlanmasına vesiledir. Yarın biz de bu hale gelebiliriz. Biz de acaba çevremden biri geçse de bir Fatiha okusa diyerek kabirde ağlayan insanlardan olabiliriz. Onun için şimdi kabirleri çok ziyaret edin. Siz ziyaret edin ki Allah Celle Celaluhu da sizi ziyaret edecek insanlar yaratsın. Sizi ziyaret edecek nesiller yaratsın sizin için. Siz ederseniz onlar da size ederler. Yani bayramdan bayrama bırakmayın bu işi. İbret almak için gidin. Biz de kabre girebiliriz. Onun için kardeşlerim kabir azabı dehşetli bir azap olacak. Yani zor bir hal olacak. Bir Müslüman kabre inanmazsa inşallah bunun bir ayrıyeten kabirdeki olacak meselelerden bahsedecek bir sohbet yaparız. Ama şimdi böyle bir üzerinden bir hadis-i şerif okuduk. İmam Tirmizi'den nakledilen bir hadis-i şerif. Bir Müslümanın ehl sünnet olması için iman etmesi gereken meselelerden birisidir. Mutlaka ve mutlaka iman edecek ki kabir azabı haktır, sorgu melekleri haktır, münker ve nekir gelecek ve sorguya çekecektir. Şimdi kardeşlerim mesela bu konuyla ilgili şunu da bilmemiz lazım. Kafirlere ve asi olan bazı müminlere yapılacak olan kabir azabının hak olduğuna inanmak. Bakın şimdi az önce dedim ki sorgu hak olduğuna inanacağız. Meleklerin bizi sorguya çekeceği. Kabir azabının da olduğuna hak inanacağız. Kimisi adam diyor ki ya azap var ama sorgu yok. Öbürü diyor sorgu var azap yok. İkisi de var. Hem sual var hem sorgu var hem de azap var. Mesela kardeşlerim Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki tane kabrin yanına uğradı. Dedi ki kabrin başına gelince Yu'azzaban ma yu'azzaban fi kebirin bela kana ahaduma la min bawlihi ve kanal aharu bin بالنميمه. Efendimiz buyuruyor. Allah'ım ya Rabbi sen bize yardım et. Resulullah kabrin başına geldi dedi ki bu iki kabirdeki adamlar azap olmuyor büyük bir şey hakkında azap olmuyorlar. Yani çok böyle hani küçümsemek için değil. Çok ağır bir günahtan dolayı azap çekmiyorlar. Ne için ya Resulullah? Yani insanlar katında çok büyük değilse de Allah katında önemli şeyler bunlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birincisi buyurdu ki La yestetirune min bevlihi Bunlardan birisi küçük abdestini yaptığı zaman sakınmazdı. Yani ne demek? Allah muhafaza bir Müslümanın ayakta tuvaletini yapması. Bakın bunları kardeşlerim dikkat edelim. Evlatlarımızı uyaralım. Onlara bu konuda bilgi verelim. Diyelim ki evladım yavrum çocuğum ayakta tuvalet yapılmayacak. Resulullah Efendimiz bunu kabir azabından sayıyor bak. Bakın bu hem tıbbi olarak sağlık açısından zararlıdır. İleride farklı erkeklerde bazı hastalıklara sebep olur. Aynı zamanda da kabir azabıdır. Yani Efendimiz demek ki kabir azabı var ki Resulullah kabrin başında duruyor. Hazreti İbni Abbas naklediyor hadis-i şerif. Ahmet İbni Hanbel'de var, Ebu Davud'da var kardeşlerim. İmam Müslim'de var, İbni Mace'de var. Yani birçok hadis-i şeriflerde birçok kaynaklarda naklediliyor bu hadis-i şerif. Resulullah dedi ki bunlardan bir tanesi ayakta tuvalet yaptıkları için azap ediliyor. Şimdi Müslüman tuvalete giriyor. Hiç ne bir paçasını yukarıya çekiyor, Üzerime sıçrar, bu, bu elbiseyle namaz kılınacak. Yani bunlara dikkat edilmezse ne olur peki? En başta kabir azabının olduğuna iman etmek lazım. E bununla beraber birinci sebebi ne? Kabirde azap olunacak sebeplerden birisi ayakta tuvalet yapmak. Adam giriyor tuvalete, ayakta olmaz bu kardeşlerim. Çünkü namaz ibadeti taharetten başlar, temizlikten başlar. Biz yapmazsak evlatlarımız da yapmaz. Öğreteceğiz bunları. Peygamberimiz buyuruyor bunlardan biri küçük abdest alırken sakınmazdı yani üzerine sıçrardı. Diğeri ise ne yapardı efendimiz buyuruyor? Vakanal aharu yemshi bin nemime. İnsanlar arasında laf taşırdı. Hani hadis-i şerifin başında ne dedi Peygamberimiz? Yani aslında çok büyük şeyler değil gibi gözüküyor. İnsanlar indiğinde öyle. Yani ne olacak? Ayakta tuvaletini yapmış. Kardeşlerim bakın siz insan ayakta tuvaletini yaptığı zaman oradan sıçrayan şeyleri göremiyor. Elbisene sıçrayan bu necasetle sen Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. İmam Azam Efendimiz buyuruyor, bir Müslümanın kıyafetinde avuç içinin geçecek kadar eğer necaseti hafife varsa, yani tuvalete giriyorsun, bu bir necasettir, üzerine sıçradı. Ya da sen üstüne dikkat etmedin, işte elbisende olur, şeriatta ayıp yoktur, iç çamaşırında oldu. Bir avuç içi kadar eğer giydiğin elbisede bu necaset olursa namazın olmaz. Yani sen tuvalette kendini temiz tutmazsan abdestten sonra namaza geliyorsun. Elbisen pis. E, namazın fazlarından birisini terk ediyorsun. Necasetten taharet. Üstümüz temiz olacak. Elbiselerimiz temiz olacak. Namaz kıldığımız yer temiz olacak. Bedenimiz temiz olacak. Kabir azabının sebeplerinden birisi ikincisi de laf taşımak. İnsanlar arasında ona gidiyor onun lafını buna taşıyor bunun lafını ona taşıyor. Arada böyle gidip geliyorlar. Ondan ona laf taşıyor. Allah bu insanların şerrinden bizi muhafaza etsin. Ya kardeşlerim biraz yerimizde duralım ya. Nerede ne yapacağımızı bilelim. Hanım kardeşlerim Allah için dikkat edin buna ya. Bir şey oluyor aileler içerisinde. O bu bunu söylemiş. O onun üstüne bir şey ekliyor ona söylüyor. Bu buna hani sağır duymaz uydurun meselesi var ya. Hani adamın birisi sağır bir adam. Kulakları ağır duyuyor. Bir komşusu ciddi bir şekilde rahatsızlamış. Yani neredeyse ölüm döşeğinde. Ya demiş ki ben şimdi komşumuz ziyaret etmeye gitmezsem olmaz. E Gideyim bari diyeyim yani kulaklarım duymuyor ama nasılsın iyi misin desem adam diyecek ki ya hani iyiyim çok şükür derse ben de maşallah maşallah derim diyor. Adam çıkıp geliyor tabi hasta ziyaret edin. Selamun aleyküm aleyküm selam. Komşu nasılsın iyi misin? Adam ölüm bir şeyde vallahi hiç iyi değilim diyor. Perişan haldeyim. Öleceğim diyor. İyi iyi maşallah maşallah diyor Şimdi bak. Adam sağır duymuyor. Şimdi bu laflar birbirine taşıdığı zaman insanlar. O ona bir şey söylüyor. Yani bir sır verildiği zaman insan tutmasını bilecek. Vallahi bu kabir azabı sebebidir. Hanımlar dikkat edin buna. Birbiriniz arasında laf taşımayın. Birbiriniz arasında laf götürüp getirmeyin. Biri size sır, sır veriyorsa o sırrı tutmayı bilin. Kabir azabı. Resulullah Efendimiz ve aharu yemshi bin nemime laf taşıyan insan. Kadın da olsa, erkek de olsa laf taşıyorsa kabir azabı çekecektir bu insan. Bırakın ya insanlar arasında fitne fesada sebep olmayı. Yapmayın bunlar. İşte kardeşlerim bu delil de nedir? Yani bizim için bir delildir ki kabir azabı haktır. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Soyulmuş yaş bir dal aldı ve iki parçaya böldü. Her bir kabre dalları koydu. Bir kabre bir dal koydu. Diğer bir kabre diğer başka bir kabre elindeki diğer dalı koydu. Belki de tanımıyordu. Ama Resulullah Efendimiz onların azap çektiğini gördü. Kabirde. Sonra sahabeler dediler ki ya Resulullah niye böyle yaptınız? Yani o kabirlere niye ağaç diktiniz? Efendimiz buyurdu ki لَعَلَّهُ اَيْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَ Bu çubuklar yaş kaldıkları müddetçe onların azaplarının hafifletileceğini umarım diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani buradan da yine bize bir mesaj kabirlerimize ağaç dikeceğiz. Kabirlerimize çiçek dikeceğiz. Bilhassa varsa güç yetiyorsa, imkan varsa ağacın, kabrin etrafına meyve veren bir ağaç da dikersin. İnsanların faydası gölgesinde kalacak bir ağaç yaparsın ki insanlar ondan fayda ettikçe ölüye fayda dokunur. Bu hadis-i şerifte kardeşlerim İmam Buhari'de, İmam Müslim'de bizlere nakledilen bir hadistir ki biz buradan da anlıyoruz. Kabir azabı vardır. Kabire dua ettiğinde azabı hafifletilir. Kabire bir ağaç diktiğinde bir Resulullah Efendimiz'in yaptığı gibi bir çubuk diktiğinde onun yeşermesini sağladığında bu da kabirdeki kimsenin azabının hafifleteceğine delalet eder ve delildir de. Onun için ehl sünnet olan bir Müslüman bilecek ki kabir azabı vardır ve kabir azabının ağırlığı da var, şiddeti de var, sebepleri de bellidir. İtikadımızı muhafaza etmek için buna iman etmek zorundayız. Yani bir Müslüman kabirde azap yok derse, sorgu sual yok derse bu ehl-i sünnet olamaz. Onun için bu meselelere dikkat etmemiz lazım. Kardeşlerim Allah nasip ederse bu konulara devam edeceğiz. Yani İtikadımızı tas tamam anlatana kadar en başta kendimize söylüyoruz tabi bunları. Tas tamam düzeltene kadar bunları anlatmaya gayret edeceğiz. Rabbimiz bizlere en güzel bir şekilde anlatmayı, amel etmeyi nasip etsin. Bizleri dinleyen kardeşlerimize de güzel bir şekilde dinlemeyi, amel etmeyi ve çevresindeki insanlara bu sohbetleri yaymayı, bu sohbetleri anlatmayı nasip etsin. Rabbimiz son nefeslerimize kadar bizleri imandan, itikattan, ehli sünnetten mahrum etmesin. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.